babacığım. Nasıl olmuşum? Çok güzelsin. Ay sahi mi? Evet. Biliyor musun sen mutlu olunca yüzüne de yansıyor. Kendine hiç bakmasan bile güzel görünüyorsun. İyi ki Yavuz'la arkadaşlık ediyorsun. Kendini toparladın. Ağzından bal damlıyor babacığım. Keşke annem de senin gibi düşünseydi. Düşünmez. Düşünür mü hiç? O senin ileride Yavuz'la kardeş olmanı istiyor. Sadece Kendall'ın derdinde. Kusura bakmasın ama o Kendall'la evlenecek diye ben Yavuz'dan vazgeçemem. Eğer çok istiyorsa o Kendall'dan vazgeçsin. İnşallah. Neyse ben anneme yakalanmadan çıkayım. Yavuz'la buluşacağımı anlarsa sihir yapıp beni eve bağlar. Hiçbir yere gidemem maazallah. Tamam tamam. Nereye gideceksiniz? Dikkat edin de aynı yerde karşılaşmayın. Annenle Kendall sizin gittiğiniz yere gelirse kıyametler kopar biliyorsun. Merak etme babacığım, o kısmını düşündüm. Betüşlerin kafesinde buluşacağız Yavuz'la. Nasıl olsa Kendall amca öyle yerlere hiç uğramıyor. Tamam. Hadi iyi eğlenceler. Hoşça kal. Eda, Eda. Ara ara, sen zor bulursun Eda'yı. Eda nerede? Dışarı çıktı. Nereye gitti? Sormadım, arkadaşlarıyla buluşacakmış. Arkadaşlarıyla mı, Yavuz'la mı? Kimle isterse buluşur, kazık kadar kız. Kiminle isterse buluşabilir, Yavuz'la buluşamaz. İleride üvey kardeşi olacak. Bırak da kızın sevdiği erkekle mutlu olsun. Sen Kendall'dan vazgeç de dünür olun. Taci, lütfen kendi fikirlerini kendine sakla. Güle güle. Canım benim. Çok inatçısın ya, çok. Tamam tamam, hadi biraz sonra görüşürüz. Öpüyorum, bay bay. Hadi bakalım. Ben çıkıyorum. Eda beni bekliyor da. Güle güle, güle güle. Betüş'e söyleyeceğim bir şey var mı? Onun kafesine gidiyoruz. Selamlarımı söyle. İyi. Sen ne gel istersen. Aa, ben gelemem. Benim işim var. Ya ben sen miyim? Peki. Sen bilirsin. Hadi bay. Tipe bak ya. Ya bu benim oğlum olacak. Bir de suratının ortasına çarptı. Merhaba Sadık. Aa, merhaba Halide. Yok mu bizim meymenetsiz? Şey biraz önce çıktı. Karşılaşmadınız mı? Yok karşılaşmadım. Kaçırmışım demek ki. Yoksa Eda ile mi buluşmaya gitti? Yok yok oturmayayım. Hava çok güzel. İşim bittiyse çıkalım. Bitti bitti çıkalım. Nereye gitmek istersin? Önce bir yemek yiyelim diyorum. Sonra da Betüş'ün kafesine uğrarız. He? Yapma. Orası gençlerin gittiği bir yer. Bizim gitmemiz pek yakışık almaz. Aşk olsun biz ihtiyar mıyız? Hem Betüş buna çok sevinir. Peki madem bu kadar çok istiyorsun gideriz. Hadi. Ah, buyurun afiyet olsun. Buyurun. Ve dürüp marka çıldırıp çıldırıp. Bak bak bak. Ben elden çıkartıyorum. Efendim. Şş, yeter artık hayatım ya. Ne var bunda bu kadar Betüş'ek anlamıyorum. Ay ne demek ne var Betüş? Ay ne demek ne var? Sinir oluyorum sinir. Ben daha arkamı dönmeden adam dürbünle sarılıyor ayol. Yani o dürbünden bakacağım diye yapmadığı numara kalmadı. Vallahi çıldıracağım. Sahi çilek ne yaptı acaba? O da ben çıkar çıkmaz küreği bulmaya çalışmış olmasın? Çilek merhaba kızım, ne yapıyorsun? Odamda oyun oynuyorum Betüş. Aferin sana. Peki Firuze abla ne yapıyor? Ben onunla bir konuşmak istiyorum. Aşağıda temizlik yapıyor. Sesleneyim. Aşağıda mı? O aşağıdaysa sen yukarıda tek başına ne yapıyorsun kızım? Hani oyun oynuyordun sen? Betüş ben aşağıda demedim ki, içeride dedim. Dur ben bir sesleneyim. İçimden bir ses bu yine bir şeyler karıştırıyor diyor ama neyse bakalım şimdi Firuze'den öğreniriz. Firuze ablaya telefona bak desen Betüş'ü benim burada olduğumu söyler. En iyisi ben Firuze ablamış gibi konuşup Betüş bir şey anlamasın. Ne
Alo Betüş Hanım, süpürge çalışıyordu. Telefonu duymadım. Aa Firuzeciğim, ben öyle bir ne yapıyorsunuz diye sorayım dedim. Yani çilek uslu duruyor mu onu merak ettim. Evet Betüş Hanım, odasında uslu uslu oturuyor. Aa sahi mi? Tamam o zaman, hiçbir sorun yok. Akşama görüşürüz canım. Görüşürüz Betüş Hanım. İyi ki periyim, iyi ki periyim. Hadi artık neredeysen çık zaman küresi. Aa, ne yapıyor bu küçük peri böyle deli deli? Buldum, buldum. Çilek, neredesin? Odandayım Firuze. Odanda mı? Ne zaman? Aman. Nereye gitti şimdi bu, geri gelmedi? En iyisi gidip yakından bakayım. Hadi bakayım. Ama böyle olmayacak. Küçük tüpün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.